Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Yepyeni bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında hem sizlerle hem de muhterem hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran'la birlikteyiz inşallah. Muhterem hocam, hürmetli hasretle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Nasılsınız inşallah? Hamdülillah, şükür ederiz. Allah razı olsun. Bizler iyiyiz. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Allah sizden sonsuz razı olsun muhterem hocam. Allah'a hamd ve şükür ederiz inşallah. Uygun görürseniz bugünkü konumuz Resul ve Nebi. İnşallah. Günümüz din öğretisinde bütün Resuller Nebi'dir, bütün Nebiler de Resuldür deniyor. Resul ve Nebi aynı kavramlar mıdır? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programında bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman insanlarla Allah arasında Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı makamlar itibariyle Allah'a en yakın olan, en üst seviyedeki makam nübüvvettir. Daha sonra imamettir, daha sonra risalettir ve daha sonra velayettir. Şimdi bu gözlüklerle baktığımız zaman, tekrar ediyorum, nübüvvet, imamet, risalet ve velayet. Böyle baktığımız zaman, her nebi resuldür ama her resul nebi değildir. Her imam resuldür ama her resul imam değildir. Her resul velidir ama her veli resul değildir. Öyleyse nübüvvet ve risaleti aynı kavramlar içerisinde değerlendirip aynı şeydir dememiz mümkün değil. Allah-u Teala Nebi Resullerine şeriat kitabını vermiştir. Hem Bakara 213'te hem de Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın insanlara kemalata ulaşması meyanında indirdiği bütün şeriat kitaplarını Allah-u Teala Nebi Resullere vermiştir. İşte Ali İmran 81 وَاِذْ خَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ حِكْمَةٍ ثُمَا جَاكُمْ رُسُولٌ مُسَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ Ey Nebiler! Allah size kitap ve hikmet verdi. Ama sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Bu gelen Resul kesinlikle bir Nebi Resul değil. Her Nebi Resuldür ama her Resul Nebi değil. Dolayısıyla Allah'ın kendisine kitap ve hikmet verdiği Ulu Azm Nebileri Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam ve son şeriat kitabının kendisine indiği Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Bütün bu Ulu'l-Azm Nebilerin arkasından bir Resul gelecek ve bu Resul bir Nebi Resul değil. Bir Veli Resul. Dolayısıyla her Nebi Resuldür ama her Resul Nebi değildir. Kur'an-ı Kerim gerçeğine uygun olan budur. Ama eğer akaidin temel kaidesinde zikredildiği gibi Nebi olmadan Resul olunmaz olayı, bu tamamen Kur'an-ı Kerim ayetlerine muhalif olan bir zandır, doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'e uygun olan her Nebi Resuldür ama her Resul Nebi değildir. Başka bir deyimle her imam Resuldür ama her Resul imam değildir. Nebi Resullerin asaleten devrin imamları olduğunu biliyoruz. Ama Veli Resullerin de Nebi Resul'ün olmadığı dönemlerde vekaleten devrin imamı olduğunu biliyoruz. Ama her halükarda imamet risaleti gerektiriyor. İster Nebi Resul olsun asaleten devrin imamıdır, ister Veli Resul olsun o da vekaleten devrin imamıdır. Ama her imam mutlak surette Allah'ın Resulüdür. Ve her kavimde Allah-u Teala'nın ardı arkası kesilmeksizin Veli Resuller gönderdiğini biliyoruz. Velayet de risaletin altında. Çünkü Resulleri Allah-u Teala doğmadan evvel seçiyor. Ama velayet mutlak surette dünyada seçilmeyi gerektiriyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Kur'an'da Resul olarak bahsedilen ama risaletle ilişkisi olmayan insanlar da var mıdır? Elbette. Kur'an'da Resul olarak bahseden ama risaletle ilişkisi olmayan Resuller var. Nitekim Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde
Firavun'un zindandaki Suru Yusuf Aleyhisselam'a gönderdiği elçi Allah Teala Resul diyor. Öte yandan Nem Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde Belkıs'ın yine Süleyman Aleyhisselam'a gönderdiği elçilere Allah Teala Resul diyor. Nemr 35. Muhakkak ki ben onlara hediye ile Resuller göndereceğim. Bu Belkıs'ın Süleyman Aleyhisselam'a hediyeler gönderdiği Resuller olsun, Firavun'un zindandaki Yusuf Aleyhisselam'a gönderdiği Resul olsun, bunlar iki Resul'ün de Risalet'le asla bir alakası yok. Elçilik makamında bir mana ifade ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Resuller ve Nebiler yalnızca insanlardan mı seçilir? Nebiler sadece insanlardan seçilir. Ama Resuller, Veli Resuller hem meleklerden seçiliyor, hem cinlerden seçiliyor, hem de insanlardan seçiliyor. Allah-u Teala Nebilerin sadece insanlardan seçtiğini biliyoruz. Bugüne kadar hiç kimse bir cin nebi vardır diyemez. Hiç böyle bir ayete rastlamadık. Veya bugüne kadar hiçbir melek peygamberde olduğunu söyleyemez. Ama Allah-u Teala Hac suresinin 75. ayet-i kerimesinde Allahu yestefi minel melaiketi resulü ve minel nas. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede Allah seçer, meleklerden ve insanlardan resuller seçer. Bu meleklerden ve insanlardan seçtiği resuller, insanlardan veli resullerdir, meleklerden de resuller olarak zikredilebilir. Öte yandan Cin suresinin, daha doğrusu Enam suresinin 130. ayet-i kerimesinde Ya maşerel cinni vel insi elem yetiküm resulem minküm yaksune aleyküm hayati. Bir kere daha bu sefer cinlerle ve insanlar zikrediliyor. Sizden size resuller gelmedi mi? Öyleyse resuller hem meleklerden, hem cinlerden, hem insanlardan seçiliyor ama nebiler sadece ve sadece insanlardan seçiliyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Resuller ve nebiler aynı soydan mı gelmektedir? Nebiler aynı soydan gelmektedirler ama veli resuller her kavmin içinde vardır. Veli resullerin aynı soydan gelmesi Allah'ın kanunlarına aykırı. Çünkü Allah Teala İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde "Ve ma'arsalna min resulin illa bi lisani kavmi lubeyne lehum." Biz her resulü o kavminin ana lisanıyla ayetleri açıklasın diye gönderiyoruz. Öyleyse her resulü o kavmin ana lisanıyla o zaman her kavimde Allah Teala'nın resuller tayin ettiğini biliyoruz. Resuller her kavmin içinde var. Ama nebileri Allah Teala aynı kavimden seçerek gönderiyor. Bir farklılıkla Allah Teala Ben İsrail nebilerini ard arda göndermiş. Son olarak da Arap kavminden Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'i göndermiş. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Nebiler vazifelerini yaparken aynı zamanda dünya üzerinde başka resuller de var mıdır? Evet. Nebiler vazifelerini yaparken her nebi bulunduğu kavmin veli resulüdür. Ama aynı zamanda Allah tarafından nübüvvetle vazifeli kıldığı zaman kızları için şeriat kitabının da sahibidir. Şeriat kitabının sahibi olması hasebiyle de asaleten de devrin imamıdır. Öyleyse nebinin yaşadığı dönemlerde kesinlikle o nebi şeriat kitabının sahibidir. O nebi asaleten devrin imamıdır. O nebi aynı zamanda kavminin de resulüdür. Kavminin resulü olması hasebiyle 5 görevle vazifeli. Bu 5 görevle vazifeli olan nebi resul, 1 ayetleri tilavet etmek, 2 nefs eskesi yapmak, 3 kitabı öğretmek, 4 hikmeti öğretmek, 5 hikmetin ötesini öğretmek. Ama bir de veli resuller var. Veli, suali tekrar okur musun? İnşallah muhterem hocam. Nebiler vazifelerini yaparken aynı zamanda dünya üzerinde başka resuller de var mı? Evet, şimdi nebiler bu 5 görevi yerine getirirken aynı zamanda her kavmin içerisinde
dört görevle vazifeli olan veli rasuller var. Her kavmin içerisinde. İşte Cuma suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Huvellezî ba'se fil ümmîne rasûlen minhum yetlu aleyhim âyâti ve yüzekkîhum ve yuallimukumul kitâbe vel hikme. İşte burada her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla dört görevli vazifeli olan veli rasuller var. Ama bu kavim rasullerinden bir tanesi Allah-u Teala'nın şeriat kitabı kendisine verdiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Öyleyse Nebi'nin olduğu dönemde her kavimde de aynı zamanda Allah'ın veli rasulleri var. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Her Resul ve Nebi yalnız kendi kavminden mi sorumludur? Kavim Resulleri evet kendi kavminden sorumludur ama Allah-u Teala'nın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resul veya onun mirasını devralan kavim Resullerinden Allah'ın seçtiği vekaleten demin olarak tayin ettiği Veli Resul o herkesten sorumludur. Çünkü o aynı zamanda huzur namazının imamıdır. Ya asaleten veya vekaleten devrin imamıdır. Öyleyse her devirde istisnasız mutlaka bir imam vardır. Bu imam Nebi Resul'den olabilir, şeriat kitabının sahibidir. Bu imam bir veli resul olarak seçilen veli resulden olabilir. Bu şeriat kitabının sahibi değil, kendisinden önce indirilen şeriat kitabıyla amel eden kişidir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Peygamberler arasında olduğunu gibi resuller arasında da fetret devirleri olmuş mudur? Hayır. Peygamberler arasında fetret dönemi var ama veli resuller arasında fetret dönemi yok. Peygamberler arasında fetret döneminin olduğunu Maide suresinin 19. ayet-i kerimesi bize açıkça ifade ediyor. Ya ehlil kitabi kad ca'akum rasuluna yubeynü lekum ala fetreten minel resuli. Ala fetreten minel resuli yani nebir resullerin ardı arkasının kesildiği o boşluk döneminde en tekulu ma ca'ana minun beşirin ve la nezir. Bize bir resul gelmedi, müjdeleyici uyarıcı bir resul gelmedi dememeniz için fakat ca'akum beşirin ve nezir. Size müjdeleyici uyarıcı resuller gönderiyoruz. Dolayısıyla Nebiler arasında fetret dönemi var. Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam'la Hazreti İsa Aleyhisselam arasında neredeyse 2000 yıllık bir fetret dönemi var. Hazreti İsa Aleyhisselam'la Peygamber Efendimiz arasında da 600 yıllık bir fetret dönemi var. Ama Nebiler arasında fetret dönemi olmasına karşın kesinlikle Veli Resuller arasında bir fetret döneminden bahsetmek mümkün değil. Allah Teala veli resulleri ardı arkası kesilmeksizin gönderiyor. Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesi, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi ve diğer ayet-i kerimeler açıkça Allah Teala veli resulleri ardı arkası kesilmeksizin. Ve laqad aytana Musa'l kitabe ve kefeyna min ba'di bi rasuli ve ataina İsa ibn Meryem'el beyinati ve ayyadnahu bi ruhil kudus diye devam ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a kitap veriyor. Ardından onu Resullerle destekliyor. Daha sonra Allah-u Teala Meryem oğlu İsa'ya kitap veriyor ve onu bir Ruhul Kudüs'e destekliyor ve devam ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Allah'ın her kavme Resul göndermesi ahiret hayatımız için önemli midir? Elbette. Allah-u Teala dinin iki kaynağın olduğunu bahsediyor. Bir, Allah'ın nebilere verdiği şeriat kitabı. İki, bu şeriat kitaplarını her devirde açıklayan Allah'ın veli resulleri. Elbette Allah'ın kendisine verdiği şeriat kitabı verdiği nebi, risaletini kendi bulunduğu dönemde en üst seviyede açıklayandır. Ama şeriat kitabı nebilere verilmesine karşılık o şeriat kitapları nebiden sonra açıklayanlar Allah'ın veli resulleridir ve onlar ardı arkası kesilmeksizin gönderiliyor. Yani başka bir deyimle şöyle söyleyelim.
Nebi Resullerin yaşadığı dönemde de o dönemde her kavmin içerisinde bir Allah'ın veli Resulü var ve o Nebi Resul'ün Allah Teala'nın almış olduğu şeriat kitabını Nebi Resul nasıl açıklıyorsa kavmine ve etrafındakilere, bütün insanlara, o kavimdeki Resuller de aynen o şeriat kitabını Allah'tan aldıklarını diğer insanlara açıklıyor, kendi kavimlerine. Dolayısıyla her devirde sadece Allah'ın peygamberlere verdiği şeriat kitaplarını Resuller açıklıyor. Nebi Resul kendisine verilen şeriat kitabını açıklıyor. Ama o dönemde her kavmin içinde de veli Resul olmasına karşılık hangi şeriat kitabını açıklıyorlar? Nebi Resul'e indirilen şeriat kitabını. Dolayısıyla bu açıdan bu olaya böyle bakmamız gerekir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde kesinlikle ardı arkası Allah'ın Resuller gönderdiğini görüyoruz. Ve o Resuller kendi kavimlerine Allah'ın hakikatlerini açıklıyorlar. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Risaleti tebliğ ile birlikte bütün Resuller salahın sahibi midir? Evet, bütün Resuller kesinlikle salahın sahibidirler ve yetmez. O veli Resuller vehbi olarak salah makamına getirilmişlerdir. Yani salah makamında iki grup insan var. Veli Resuller ve veli mürşitler. Veli mürşitler kesbi olarak salah makamına geliyorlar. Veli Resuller vehbi olarak salah makamına geliyorlar ama her ikisi de salah makamının da sahibidirler. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Allah Resullere de, Nebilere de şeriat kitabı vermiş midir? Allah Nebilere şeriat kitabı vermiştir ama Veli Resullere şeriat kitabı vermemiştir. Veli Resuller Nebilere gönderilen şeriat kitabını açıklamakla vazifelidirler. Ama bazı Veli Resullere Allah-u Teala sohbet mahiyetinde kitaplar vermiştir. Allah-u Teala bu konuyu Rad suresinin 38. ayet-i kerimesinde açıklıyor. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَزُرْيَةً Onları da eşler ve zürriyet sahibi kıldık. مَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَتِيَ بِعَيَةٍ اِلَّا بِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izni olmadan hiçbir Resulün kesinlikle bir ayet getirmesi mümkün değil. وَلِكُلِ عَجَرٍ kitab, her zamanın bir kitabı vardır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bahsettiği imamlık ve halifelik kavramlarının muhtevası nedir? Ebrahim Sultan'ı Peygamber Efendimiz'in hadislerde bahsettiği imamlık ve halifelik kendisinden sonra onun mirasını devralacak tek kişi ifade ediyor. Allah Resulü diyor ki her devirde beni temsil eden bir kişi var. İşte kıyamete kadar her devirde Nebiler Sultanımızı temsil edecek olan kişi hem zamanın imamıdır hem de Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bugün çağımız hidayet çağı. Hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam, o hem vekaleten devrin imamıdır, hem de Allah'ın yeryüzündeki halifesidir, hem de hidayette görevlendirilen Mehdi'dir, hem de Allah-u Teala'nın Resulü'dür. Yani dört şeyi de bir bütün olarak kendisi derifte ediyor, bu görevi yerine getiriyor. Mehdi, imam, halife ve Resul. Mehdi Aleyhisselam hidayetle vazifeli olması hasebiyle imam huzur namazının imamıdır. Halife Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir ve o aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde neden zamanın halifesine tabi olmayanlar cahiliyet adaletleri üzerine ölürler diyor inşallah. Evet. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz
Size ruh verenler gelecek, onları arayan gün. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standart edilir. Şimdi zamanın imamına arif olanlar kimler? Zamanın imamına arif olmayanlar kimler? Zamanın imamına arif olmayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Zamanın imamına arif olanlar, onlar kalben ulaşmayı dileyenlerdir. Çünkü kalben ulaşmayı dileyen bir insan, ruhunun Allah'ın zatına ulaşıp teslim olması tamamen Allah'ın üzerinedir. %100 ya Allah-u Teala'nın uhdesine almış olduğu bir vazifeyi yerine getirmemesi mümkün değil. O zaman zamanın imamına tabi olmayan bir insan aslında neden tabi olmamıştır? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet-i kerime, tam 7 tane ayet-i kerimede kim Allah'a ulaşmayı kalben dilemezse, hemen ayetleri gösterelim. Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8, Secde 10. Allah onları delalette bırakır. Araf 186, Rad 33, Kehf 17, Zümer 23, Zümer 36, Mümin 33 ve Şura 44. Bu ayetler net olarak bize bunu söylüyor. Delalette olanlar için bir hidayetçi var mı? Hayır. O zaman hidayetçi yoksa onlar tabi olmayacaklar, biat etmeyecekler. Onlar cahiliye standartları yürüyeceklerdir. Öyleyse bu söylenen hadis ile Kur'an ayetleri birbiriyle örtüşüyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bütün nebilerden sonra gelecek olan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdelediği Mehdi Resul'ün diğer Resullerden farkı nedir? Evet, gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala 7 grup ayet-i kerimede hepsinin hitamında gelecek olan ve ulul azm nebilerine verilen şeriatı tasdik edecek olan, bütünü tasdik edecek olan veli resullerden bahsediyor. Şimdi Allah Teala ulul azm nebilerin şeriatının hep aynı olduğunu ifade ediyor. Şura 13. Allah'ın dini tek ve bu dinin şeriatı tek. Şeriatının tek olduğu Şura 13'te zikrediliyor. Ama bu tek şeriatın Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verildikten sonra Peygamber Efendimiz'e de vahyediliyor. Ali İmran 81. Ve Mehdi Resul'ün bu ulul azm nebilerine verdiği şeriatın hepsini tasdik ediyor. Yani sadece kendisinden önce indirilmiş olan kitabı değil, evvelki bütün şeriat kitaplarını tasdik ediyor. Bu şeriat kitabının tasdikinde bütün şeriat kitaplarının 7 safa ve 4 teslimden oluştuğunu ifade ediyor. Şimdi tabii karşı duranlar yok mudur? Vardır. İşte Allah-u Teala Ali İmran 81'de bunu belirttikten sonra Allah-u Teala Tövbe suresinin 32 ve 33. ayet-i kerimelerinde bir hakikati dile getiriyor. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi diliyorlar. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Bu ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler kimler? Her devirde seçilmeyen, insanların %10'dan azı olan fesat çıkaranlar. Bunlar seçilmiyor. Allah bunlarda hayır görmüyor. Bunlarda hayır görmediği için bu insanlar dini öğrettiklerini zannederek şeytanın dost ediniyorlar ve insanları yoldan çıkartıyorlar. Buna rağmen Allah-u Teala diyor ki Allah nuru tamamlayacak. Neyle tamamlıyor? İşte Mehdi Resul'le. Huvellezi ersele Resulhu bil huda. Allah-u Teala Mehdi Resul'ü hidayetle ve dinil hakki, hak dinle, hak dinin 7 safhasıyla gönderiyor. O müşrikler istemese de. Müşrikler kimler? Müşrikler işte şeriatın içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen müşrikler, onlar istemiyorlar. Öbürleri de istememekle kalmıyorlar. Ağzıyla Allah'ın nurunu söndürüyorlar. İki grup insan. Bir müşrikler ulaşmayı dilemedikleri için, bir de Allah ağzıyla Allah'ın nurunu söndürenler. Yani
müşrikler ve Allah'ın yolundan saptıranlar. Bunlar söz konusu. Ama Allah'ın Resulü Mehdi, Resul ne yapıyor? Hidayetle ve hak dinle. Yani hak din, teslim diniyle. Öyleyse hidayetle ve teslimle Allah-u Teala onu vazifeli kılmıştır ve bu yedi safanın yedisi Allah'ın ona tevdi ettiği görevin muhtevası içinde. Gelelim Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimelerine, 3. grup Mehdi Resul'den bahsettiğin ayetler. O gün zalimler pişmankarlıklarından ellerini ısıracaklar. Keşke biz Resul'le birlikte bir olsaydık. Bu Resul kim? Mehdi Resul. Onun döneminde yaşayan, onunla birlikte yol tutsaydık. Tutmayanlar. Tutmayanların hepsinin cehennemde yer aldığını görüyoruz. O tutmayanlar ne yapmışlar? Mehdi Resul'le birlikte olmadıklarına göre ne yapmışlar? Kendi çevrelerinde bir insan şeytan ve cin şeytanı dost edinmişler. Keşke felanı dost edinmeseydik. O insan şeytan, cin şeytan ne yapmış? Mehdi Resul'le Allah'ın onlara gönderdiği zikri onlardan uzaklaymış. لَقَدْ اَدَّلَنْ عَنَ زِكْرِ بَعْدَيْ جَانِ Zikir onlara gelmişken o dost edindikleri kişi onları zikirden alıkoymuş. Ve bu dost edindikleri kişinin de kesin şeytan tesiri altında bir kişi olduğu kâne şeytan insani huzule. Furkan 30'da Resul ne diyor bu durumda? Furkan 30'da Resul diyor ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Bu Kur'an'ı terk etti. Yani bu olayda belli ki Resul'den ayrılanlar, fıska düşenler var. Kur'an'ı terk ediyor. Kur'an'dan ayrılıyorlar, Kur'an'ı terk ediyorlar. Bu da 3. grup Ali İmran 81, 1. grup Tövbe 32-33, 2. grup Furkan 20-28, 3. grup ve Nem suresinin 82. ayet-i kerimesi Dabetül Arz. Dabetül Arz devrin imamı Mehdi Resul Allah'tan aldığı görevi Kur'an öğretisini yeryüzünde kaydettiği sohbetlerle satellite'tan tüm insanlara yayın yapma manasında yerden bir dabe çıkartacağız. İnsanlarla konuşacak. Allah'ın ayetlerini insanlara iman etmenin yakın sahibi olmadıklarını söyleyecek. İşte bu Dabetül Arz Mehdi Resul. 5. grup ayet-i kerime Duhan 10, 11, 12, 13, 14. Yine bu ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler ve onların peşinden gidenlerden bahsediyor. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler Mehdi Resul'e o şeytandan vahiy alan öğretilmiş deli diyorlar. Onların peşinden giden inananlar da biz müminleriz, bizden azabı kaldır. Allah-u Teala onlara da diyor ki siz ibret almadınız. Yani her devirde cehenneme gidecek olan iki grup insan var. Delalette olanlar ve delalin ba'id içinde olanlar, uzak delalette olanlar. İşte Duhan suresinin bu bütünü ifade ettiğini görüyoruz. Bu dönemdeki Resul yine Mehdi Resul. Yine Allah-u Teala 6. grup ayet-i kerime Saf 8-9 Allah ağızlarıyla Allah'ın nuru söndürmeyi diliyorlar. Kafirler istemese de Allah mutlaka nurunu tamamlayacak. Ve Resulünü yine hidayetle ve hak dinle gönderen odur. Onlar istemese de. Beyne suresinin 2 ve 3. ayetlerine baktığımız zaman çok manidar bir şey görüyoruz. Allah'tan gönderilen Resul Mehdi Resul onlara tertemiz, batıl ve şüpheden uzak sahifeleri okur. Yani Tevrat'ı okur, İncil'i okur, Kur'an-ı Kerim'i okur. O sayfalar Tevrat, İncil ve Zebur, Kur'an-ı Kerim içinde temel değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır. Yani değişmez hükümler olan kitaplar Tevrat'tır, İncil'dir, Kur'an-ı Kerim'dir. Değişmeyen hükümler ne? 7 sava 4 teslim. İşte Mehdi Resulü diğer Resullerden farklı kılan olay kutsal kitaplardaki aslı 7 sava 4 teslimi bütün kutsal kitaplardaki ayetlerle açıklamak suretiyle değişmez hükümleri insanlara anlattığı içindir. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun muhterem hocam. Muhterem hocam değerli izleyenlerimizin sualleri var inşallah onlara geçiyorum. Bir izleyicimiz muhterem hocam sevgiyle hasretle ellerinizden öperim. Doğru düşünme alışkanlığı zikirle paralel midir?
Delalette olan bazı bilim insanı nasıl doğru mantıklı alışkanlık sahibi oluyor? Bu farklılığı bize açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, onlar sadece vardığı hükümler dünya ile alakalı. Halbuki doğru düşünme alışkanlığı dediğiniz an bir bütünü ifade ediyor. Yani Allah'ın ilahi adaleti sadece bu dünya ile sınırlı değil, ahireti de muhtevasına alıyor. Nitekim işte görüyoruz şu anda insanlar birlikte yaşıyorlar ve Allah Teala'nın herkesin üzerine vazifeli kıldığı kirame katibe melekleri, yapıla gelen her hadiseden vazifeli melekler mizandaki karşılıklarıyla Allah onlara pozitif ve negatif dereceler yazıyor. Onların karşılığında burada vicdan azabı tadanlar var, kabirde azap çekecekler var ve belki onların çoğu günahları sevaplarından fazla olduğu için aynı adaleti cehennemde azap olarak çekecek insanlar var. Bu muhteva açıkça böyle ifade ediliyor. Şimdi günümüz profları ve benzeri kişiler sadece belli noktada insanların kabullendikleri zanları insanlara öğretiyorlar. Allah'ın hakikatlerini değil. Nitekim böyle olduğu da nereden anlıyoruz? Bir müddet sonra o öğretilenlerin hepsi tarihin çöplüğüne geçiyor. Geçerli olmuyor. Bir misal vereyim size. Einstein. Einstein vaz ettiği kanunlarla bir zaman gönüllere taht kurmuştu. Ama şimdi bilimin, teknolojinin ilerlemesiyle Einstein'ın söylediklerinin birçoğu artık geçerli değil yani. Bunun gibi binlerce tarihin çöplüğüne ulaşmış ama zamanında, o zamanda insanlar onu hakikat olarak biliyorlardı. Dolayısıyla onların söyledikleri doğru düşünme alışkanlığı içerisinde olan bir sav değil ama kainatta Allah-u Teala'nın vaz ettiği değişmez hükümler de var. Nedir? Eğer burada bir insan diyorsa ki güneş doğudan doğuya, batıdan batıyor, bu evrenseldir, değişmezdir. Dolayısıyla birçok bilim adamı, fizik, kimya veya benzeri şeyler bu değişmez hükümlerle meşgul olmaları noktasında elbette hakikati söyleyeceklerdir. Mesela muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor, pozitif bilim dallarından Kur'an gerçeği yansıyan tek bir disiplini var, matematik. Neden? El cabir matematiğe negatif sayıları koyduğu için. Yani ne kadar pozitif sayı varsa o kadar negatif sayı var. Ama bugün insanlar pozitif maddeden bahsederken antimaddeden, karşı maddeden bahsedebiliyor muyuz? İnsanlar ona inanmıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim gerçeğini yaşayan tek bir bilim dalı matematik var. Ne fizik ne kimya bunu karşılamıyor. Dolayısıyla kimya hakkında, fizik hakkında, biyoloji hakkındaki söyledikleri sadece zan hükmündedir. Belli bir süreyi alıyor. O bir müddet sonra onun aksi ispatlanınca gerçekten tarihin çöplüğüne atılıyor. Doğru düşünme alışkanlığı dediğimiz an Efendimizin sohbetlerinde şunu anlamamız lazım. Bu doğru düşünme alışkanlığı kişinin sadece Kur'an ayetleriyle hüküm verdiği bir muhteva ifade ediyor. Doğru düşünme alışkanlığı sadece Kur'an ayetleriyle hüküm vermeyi, Kur'an'a muhalif olan bir şeyi artık devre dışı tutmayı ifade ediyor. Ya hakkı konuşunuz ya susunuz. İşte bu kişinin doğru düşünme alışkanlığının sahibi olduğunu ifade ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz, muhterem hocam rüyamızda Resulü gördüğümüz zaman gerçekten onunla görüşmüş oluyor muyuz? Evet. Çünkü muhterem Efendimiz'e kılına asla şeytan giremez. Neden giremez sevgili kardeşlerim? Muhterem Efendimiz başımızın üzerindeki ruh sultanının sahibidir. Onun ruh sultanisi bizim başımızın üzerine yer alıyor, yetmez. Muhterem Efendimiz 19 faziletin sahibidir. Muhterem Efendimiz doğmadan evvel seçilen Allah'ın Resulüdür. Muhterem Efendimiz o veli Resullerden Allah'ın seçtiği vekaleten devrin imam olarak atadığıdır. Ve muhterem Efendimiz Allah'ın tasarrufuna girmiştir. Yani iradesi kendisinde olmayan, ilahi iradeyle hareket eden Allah'ın tasarrufuna girmiştir. Veli mürşitler, onlar da iradeleri Allah'a bağlanmıştır. Ama külli iradenin kontrolünde
Allah'ın bir emrini yerine getirmek istedikleri zaman akıllarıyla bunu gerçekleştirirler. Ama tasarrufta olanın böyle bir durumu söz konusu değil. Tasarrufta olan Muhterem Efendimiz devrin imamı gibi Allah'ın ona yaptırdığını yapıyor, Allah'ın ona söylettirdiğini söylüyor. Allah razı olsun. Allah sen razı olsun Muhterem Hocam. Bir bayan izleyicimiz, Muhterem Hocam özürlü bir kaynım var, aynı evde yaşıyoruz. Başım açık geçsem günah olur mu? Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz'in söylediklerine baktığımız zaman evet. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eşi Hazreti Ayşe validemiz bir ama geliyor ve Peygamber Efendimiz neden ona göründür ama ey Allah'ın Resulü zaten o görmüyor ama tamam diyor ama sen onu görüyorsun. Öyleyse özürlü olabilir ama sen onu görüyorsun noktasında Efendimiz Peygamber Efendimiz müsaade etmediğine göre özürlü de olsa bence beraber olmaman gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bu sualin cevabı da bende yok. Madem ki öyle belki bu suali MPL'ye ulaştırırsanız Efendimiz'e arz ederiz. Kesin cevabını Efendimiz'den alabiliriz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun Muhterem Hocam. Bakü'den Elmi Bey'in bize ulaştırdığı görüntülü bir suali var inşallah. İnşallah. Muhterem Hocam. Aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili hocamız, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Ve sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzniniz olursa bir sorun var, arz etmek istiyorum inşallah. İnşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müminler birbirinin yüzünü yıkayan iki el gibidir hadis-i şerifini hayatımıza nasıl tatbik edebiliriz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, mümin kimdir? Allah'ın kalbine iman yazdığı kişidir. Kalbine iman yazılanlar aynı dergâhta yer alanlardır. Dolayısıyla müminler birbirlerini yıkayan iki el gibidir. Biz insanlar zaman zaman birçok yaptığımız hatayı görmeyebiliriz. Ama çevremizdeki insanlar o hataları üzerimizde kolaylıkla görebiliyorlar. Nasıl biz kendi üzerimizdeki hataları görmeye başkalarının üzerindeki hatayı görüyorsak, onlar da kendi hatalarını görmüyor, bizim üzerimizdeki hataları görüyor ve dolayısıyla bu açıdan olaya baktığımız zaman ne yapılması lazım? Yapılması gereken onlardan yana olarak o hatadan onların tamamen temizlenmesi istikametinde bir yardımın, gayretin içinde olmalıyız. Onun hatasını kendimize prim adetmek, o kesinlikle Kur'an ahlakına uymuyor, doğru değil. Ama eğer Kur'an ahlaki içerisinde o davranışı sergilerse bir kişi, yani tamam bu kardeşimiz bu hatayı yapıyor, ben acaba o hatadan onu nasıl temizleyebilirim? Nitekim Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin öyle kaydediliyor. Bir kişinin yanlış abdest aldığını görüyorlar. Ve diyorlar ki biz yaş itibariyle çok küçüğüz, bu ise bizden çok daha büyük. Birdenbire şu şöyle yaptı desek kalbini kırmış olabiliriz. Acaba nasıl davranırız diye. O zaman diyorlar ki biz bir alalım, onu da aramızda hakem tayin edelim, hangi konuda biz yanlışlık yapmışız deyince kişi yaptığı hatanın farkına varıyor. Mesele ne? Mesele hepimizin çevremizdeki insanları Allah'ın ayetlerini ters düşecek olan hatalardan onları temizlemesi, koruması. Eğer bu şekilde onlardan yana davranırsak o zaman müminler birbirlerini yıkayan iki ev gibi oluyorlar. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun Muhterem Hocam. Bir bayan izleyicimiz, Muhterem Hocam, Efendimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmemizi buyuruyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz, mesela benim tesettürlü olmam, Efendimizin sohbetlerini dinlemem, Allah'ın diğer emirlerini yapmam ailemi mutsuz ediyor. Bu konuda nasıl davranış sergilemeliyim? Allah razı olsun. Hayır sevgili kardeşlerim, kesinlikle onlar mutsuz oluyorlar. Şeytanın onlara tesiri ve nefslerinin onlara verdiği o baskı gücüyle onlar mutsuz oluyor. Tam tersi, sen Allah'ın emirlerine itaat ettikçe sen daha fazla mutlu oluyorsun. Ve daha fazla mutlu olduğun zaman daha fazla çevrene mutluluk saçıyorsun. Öyleyse kesinlikle doğru değil. Onların
ne dediği önemli değil. Önemli olan Allah'ın emirlerine itaat ettiğin zaman, yasak olan fiilleri işlemediğin zaman ne oluyorsun? Sen mutlu oluyorsun. Ve mutluluğun arttıkça da etrafındaki insanları da mutlu etmeye çalışıyorsun. Onları söylüyorsun ama onlar belki ters davranışlar sergileyebiliyorlar. O onların problemi. Ama onlar nefslerine uyarak şeytanın tesiri altında mutsuz oluyorlar da biz onları mutlu etmek istikametindeki gayretimizden vaz mı geçmeliyiz? Hayır, kesinlikle öyle değil. Devam edeceksin. Onlara bıktırmadan, usandırmadan, kalbini kırmadan ola ki günün birinde akılları başlarına gelir ve onlar da senin gibi olurlar. Ama sen mutluluğun olması olmaz şartının Allah'ın reçetesinin yaşamakta olduğuna iman edenlerdensin ve öyle devam etmelisin. Başka bir reçete yok. İkinci bir reçete yok. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, Tevbe suresinin 111. ve 112. ayetlerini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Tevbe suresinin 111. ayet-i kerimesi ve 112. Allah muhakkak Allah yolunda savaşan, böylece öldüren ve öldürülen müminlerden onlara verilecek cennet karşılığında canlarını, mallarını satın almıştır. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun Allah'ın üzerine hak olan bir vaattir. Allah'tan daha çok ahdine vefa eden kimdir? Onunla yaptığınız alışveriş ile sevinin. İşte bu en büyük kurtuluştur. Şimdi sevgili kardeşlerim, dikkatle bakın. Allah muhakkak ki Allah yolunda savaşan, böylece öldüren ve öldürülen. Öldürülen, şehit olan kişilerden bahsediyordur ve öldüren, kafirlerle kıtal eden kişiden bahsediyor. Onlara verilecek cennet karşılığında, ki bu cennet an cennetidir. En üst seviyedeki cennet an cenneti karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Yani bu insanlar eğer ölürlerse şehit oluyorlar. Allah onların canlarını alıyor. Ama devam ederse, savaşa devam ederse, öldürürlerse o zaman mallarını da satın. Çünkü bir kişinin savaşabilmesi malıyla da bir cihad ifade ediyor. Ve bu konuda gösterdikleri ve cahidu bi sevillahi bi emvalihim ve enfusihim, mallarıyla ve nefsleriyle yaptıkları cihattan dolayı öldürürlerse veya öldüren olarak savaşa devam ederlerse Allah Teala kesinlikle onlara vaat etmiştir. Mükafatı onların an cennetleri olacaktır. Bu Allah'ın üzerine vaattir. Allah'ın vaadinden, Allah'tan daha çok ahdine vefa eden kim vardır? Elbette en üst seviyede Allah'tır. Tövbe 112. Ettaibunel abidunel hamidunel sayunel raikunel sacidunel amirunel bil marif enhevnehel münkeri. Şimdi kaç şey sayıyor? Tövbe edenler, kul edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükû ve secdeye varanlar, marufle emredenler, münkerden ne edenler. Yani aslında 7 tane şey sayıyor. Malum ve marif ve nehyen münkeri vel hafizûne li hududullah ve onlar Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. Beşirül müminin. Buradaki müminler salahtaki müminlerdir. Yani tövbe 111 ile 112 arasında kesin bir ilişki var. Birisi savaşta öldürülüyor, şehit oluyor. Öldürenle savaş karşında malıyla canlı cihat ediyor. Ve sonuçta bütün bu engelleri aşarak en üst noktada maruf ve emreden, münkerden nehyeden, iradesini de Allah'a teslim eden birisi oluyor. İkisi de aynı mükafatın sahibi oluyor. Allah razı olsun.
Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz, muhterem hocam önceden çok imtihan yaşıyordum ama şimdi eskisi kadar imtihan yaşamıyorum. İmtihanların azalmasının nedeni nedir? Allah'ın bana olan sevgisinin azalmasından korkuyorum. Allah razı olsun. Zikrini arttır. Yani imtihanların azalması zikrini arttırdığın işaretidir. Eğer böyleyse korkman gerekmiyor. Zikrini arttır. İmtihanlar sık sık gelmesinin arkasında bizim Allah-u Teala'nın emirlerine en üst seviyede riayet etmediğimizin işaretidir. Mesela bir gün daimi zikre ulaşırsak o zaman nefsin afetleri olmaması hasebiyle imtihan kalabilir mi? Hayır. Çünkü imtihan nefsin afetleri varsa şeytan o afetleri kullanmak suretiyle devamlı bizi imtihana sokuyor. Şeytan bizim imtihan vasıtamız. Ama eğer siz zikrinizi arttırırsanız, daimi zikre ulaşırsanız zaten bunun sayısı azalacaktır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Muhterem hocam, genç bir kardeşimizin bize ulaştırdığı görüntülü suali var inşallah. Selamun aleyküm Cabbar hocam. Benim bir sorum olacaktı. Şeytan nasıl şeytan oldu? Evet. Çok güzel bir sual. Şimdi baktığımız zaman Allah-u Teala biz insanlardan evvel melekleri yaratmış. Biz insanlardan evvel cinleri yaratmış. Şöyle söyleyelim. Birinci günde zahiri alemi, ikinci günde karşı zahiri alemi, üçüncü günde gayb alemi, dördüncü günde karşı gayb alemini, beşinci günde emr alemi, altıncı günde karşı emr alemi. Ve evvela biz insanlardan önce melekleri ve cinleri yarattığı belli. Çünkü meleklere sesleniyor, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yani zahiri alemde bir halife yaratacağım. Melekler diyorlar ki, kan dökecek, fesat çıkaracak birisini mi? Meleklerin gördüğü ne? Melekler neyi işaret ediyor? İnsanın nefse sahip olduğu ve nefsin 19 afetinin ona neler yapabileceğini ifade ediyor. Allah-u Teala da buyuruyor ki, ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah Adem'e esmaları öğretiyor. Sonra meleklere dönüyor, isimleri söyleyin. Hiçbirisi söyleyemiyor. Aynı suali Adem'e sorunca Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'a üfürdüğü ruh sebebiyle 99 esmayı da söylüyor. Sonra cinlere ve meleklere dönüyor. Şimdi emrediyorum ona secde etmenizi. Melekler secde ediyorlar bu durum karşısında. Çünkü meleklerin bilmediği sualin cevabını kim söylüyor? Adem Aleyhisselam. Öyleyse Adem Aleyhisselam ilim itibariyle meleklerden üstün, meleklerin bilmediğini Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a öğrettiği için Adem Aleyhisselam biliyor ve secde ediyorlar, itaat ediyor. Ama cinlerden iblis, cinler de itaat ediyor. Cinlerden iblis, o da secde etmekten imtihan ediyor şeytan. Allah-u Teala soruyor, ey iblis niçin secde etmedin? İblis diyor ki, beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan üstündür. O zaman şeytan nasıl şeytan oldu? Şeytan nefsinin afetlerine teslim olduğu için şeytan oldu. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytanın lanet oldu. Halbuki Allah-u Teala Adem'e secde edin dediği zaman onun fizik bedenine, onun nefsine değil, melekler nefsine işaret ediyor. İblis de fizik bedenine işaret ediyor. Ama insanın üstünlüğü ne fizik beden ne nefs itibarıdır. İnsanı üstün kılan Allah'ın zatının öfürülen ruh itibarıdır. Ve her ikisi de, melekler de bunu görmüyor. Cinler de bunu görmüyor. Çünkü meleklerde de ruh yok, cinlerde de bu ruh yok. Bu ruh sadece kimde var? Allah'ın insana üfürdüğünü biliyoruz ve insanı üstün kılan olay bu ruh sebebiyledir. O zaman şeytanı şeytan ilahına kılan nefsindeki kibir afetidir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Azerbaycan'dan bir izleyicimiz. Muhterem hocam, Taha suresinin 109 ile Enbiya 28 arasında illiyet rabıtası var mı? Bu ayetlere göre kıyamet günü şefaat edenler sadece burada şefaate nail olanlara şefaat edecekleri diyebilir miyiz? Nahl suresinin
109. Taha suresi 109 ve Enbiya suresi 28. Ve Enbiya suresi 28. Evet. Gerçekten şefaat bu dünya hayatında Taha 109 ile belki Nebe 38'i beraber zikredecek olursak يَوْمَيْزِنْ لَا تَنْفُوا شَفَاعَةَ اِلَّا مَنْ اَزِنَ لَرَهُ الرَّحْمَانُ وَالرَّادِيَ لَهُ الْقَوْلَ Nebe 38'de ise Allah Teala 39'da değil. Nebe 38'de ise يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكْتُ سَفْعَ لَا يَتَكَلَمُنَا اِلَّا مَنْ اَزِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالُوا سَوَابًا Rahman'ın kendisine izin verdiği kişi ve sevap söylediği kişi. İşte sözünden ister Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu, Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sevap söylediği. Bu nedir? Bu günahların sevaba çevrilmesi yani şefaattir. Dolayısıyla bu dünya hayatında ölüm sonrası hayatta bir şefaat yoktur. Enbiya 28'de de bahsi geçen dünya hayatındaki bir şefaattir. Ölüm sonrası bir şefaat söz konusu da يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَى مَنْ اَرْتَدَى وَهُمْ خَشْيَتِهِ مُشْفِكُونَ Onlar kimseye, şefaatçiler kimseye şefaat etmezler ancak Allah'ın razı olduğu kişiye. Gerçekten Allah onlardan razı mıdır? Evet. Hangi ayet bunu söylüyor? Biat noktasında Fetih suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala açıkça ifade ediyor. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنَ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَيِّنُكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ O ağacın altında sana biat edenler, yani şefaatin üzerine gerçekleştiği insanlar, Allah onlardan razıdır. O zaman şefaat kimin üzerine tahakkuk ediyor? Allah'ın kendisinden razı olduğu kişi. Dolayısıyla Taha 109 ile Enbiya 28 arasında bir illet rabıtası var mı? Var. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. İstanbul'dan Efkan Bey. Muhterem hocam, Enam 52'de Allah'ın yardımcıları kimdir sualine havariler? Biz Allah'ın yardımcılarıyız diyorlar. Öte yandan Yüce Rabbimiz Ali İmran 81'de Resul'e yardım edeceklerine dair ezelde nebilerden misak almış. Bu iki yardım aynıdır diyebilir miyiz? Yoksa aralarında bir farklılık var mıdır? Hayır, herkes kendi standartları içinde bir yardım. Enam 52 değil, Ali İmran 52 olması lazım. Evet, Ali İmran 52'dir. Enam 52 değil, yanlış yazılmış. فَلَمَا اَخْسَ اِسَا مِنْ الْكُفْرَ قَالُوا مَنْ اَنْسَارِ اِلَى اللّٰهِ Allah yolunda bana yardım edecekler kimlerdir? قَالَ الْحَوَارِيُنَا نَحْنُ اَنْسَارِ اللّٰهِ Allah'ın yardımcıları biziz. Yani burada Hazreti İsa Aleyhisselam'a yardım edenler veli mürşitlerdir. Havariler, belki Resuller de olabilir. Evet, havariler eğer bahsi geçen havariler Resulse o zaman benzerlik var. Diğer ayet-i kerime hangisiydi? Ali İmran 52 başka hangi ayet-i kerime vardı? Ali İmran 81. Ali İmran 81. Ali İmran 81'de Nebi Resullerin Veli Resul olan Mehdi Resul'e yardımları vardır. Ama Ali İmran 52'de ise yaşadığı dönemde ki Resullerin devri imamına yardımı vardır. Eğer havariler Resulse aralarında bir ilişki var, benzerlik var. Nebi Resuller kendisinden sonra gelen Veli Resul'e yardım ediyorlar. Ama Ali İmran 52'de ise bahsi geçen Veli Resuller Nebi Resul'e iman ediyor. Yani yaşadıkları dönemlerde Veli Resuller Nebi Resul'e yardımcıdırlar. Ama Nebi Resuller'in vefatından sonra devrin imamı bir veli resulse o zaman Nebi Resuller Veli Resul'e iman ediyor ve yardım ediyorlar. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Fatma Şahin Hanım'ın sorusu inşallah. Muhterem hocam, verdiğimiz sabah namazından sonra açıyorum. Böyle devam etmem uygun mu? Gece uykuya daldığımdan açamıyorum. Allah razı olsun. Bir daha söyler misin? Virdimi sabah namazından sonra açıyorum. Böyle devam etmem uygun mu? Uygun tabii. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, tebliğ yaptığım bir arkadaşım Kur'an-ı Kerim'de namaz vakitte kılınacak diye ayet yoktur diyor. Ona hangi ayetleri verebilirim olduğuna dair Allah razı olsun. Nisa 103'ü verebilirsin.
Namaz vakitleri ilgili ayetler mi yok diyor? Vaktinde kılınacağına dair inşallah. Nisa 103. Nisa 103'te Allah Teala fe'akimus salate. Şurada şu kısım, namazı kılın. Fe'akimus salate. Enne salate kanet alel mumine kitaben mevkufte. Namaz müminlerin üzerine vakitleri belirli bir farz olmuştur. Dolayısıyla burada vaktin namazlar için şart olan vakit olduğunu Allah Teala bize ifade ediyor. Diğer vakit namazlarını belirten ayetler de az evvel kardeşimiz gösterdi. Bir kere daha belki bu ayeti de oraya ekleyebiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim'deki namaz vakitleri olduğuna göre Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesini de buraya ilave edebiliriz. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Değerli izleyenlerimizden gelen soruların sonuna vardık inşallah muhterem hocam. Çok sayıda dua talepleri var inşallah. Son sözleri size bırakıyoruz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ekranlara başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Hayırlı akşamlar değerli izleyenler.